Merhabalar. Bugünkü dersimizde mikrobitte bir sayım aracı yapacağız. Bunun için make.mikrobit sitesine girişimizi yapıyoruz ve açılan sekmede yeni bir proje oluşturuyoruz. Hemen sayım diyelim. Sayım aracı da diyebiliriz. Oluştur dedikten sonra açılan sayfada her zaman bir de onu silelim. Şimdi şöyle. İlk olarak bir değişken oluşturacağız. Değişken olarak başlangıç ve bitiş değişkenlerini oluşturalım. Başlangıç diyelim. Bir tane de bitiş değişkeni oluşturalım. Şimdi bitiş değişkenini alıp program başladığında bitiş değişkeni kaç olsun onu şimdi ayarlayalım. Kopyasını çıkartalım. Buraya yerleştirdik. Şimdi başlarken program başlangıçta 0 olsun. Bitişi ise örneğin 12 olsun. Şimdi bunu bize A ve B düğmesine basıldığında A düğmesine bastığımızda ileriye doğru saysın sayıları, B düğmesine bastığımızda da geriye doğru bir sayım gerçekleştirsin istiyorum. Bunun için input sekmesinden A düğmesine basıldığında loğunu şöyle aldık. Şimdi döngüler kısmından her indeks için 0 ve 1 arası loğunu da bunun içine yerleştiriyoruz. Ve burada bulunan indeks yazısının üzerine oluşturmuş olduğumuz değişkenlerden başlangıç değişkenini yerleştiriyoruz. Bu 4'ün üzerine de bitiş değişkenini yerleştiriyoruz. Yani bizim başlangıçta sayımız 0 olacak. 0'dan başlayacak 12'ye kadar sayacak ve bunu da bize ekranda sayı olarak göstersin. Yine değişkenler kısmından sayı olarak başlangıçtan başlayıp saysın. Şöyle yerleştirdim. Şimdi bunun kopyasını çıkartalım ve bunu B düğmesi olarak ayarlayalım. B düğmesinde ise bize bu sayıyı bitişten başlayıp başlangıca doğru geri geri saysın. Onun için matematik sekmesinden şu 0 eksi 0 bloğunu buraya yerleştiriyoruz. Ve burada bitişten başlayacağı için değişkenden bitiş değişkenimizi şuraya yerleştirdikten sonra şöyle biraz bu tarafa alayım. Bunu da başlangıcı da bu tarafa koydum. Şöyle biraz daha. Evet, şimdi bir deneyelim. A düğmesine bastığımda 0'dan 12'ye kadar sayılır sayacak. B düğmesine bastığımda da tam tersi 12'den 0'a doğru geri sayım yapacak. Bakalım. Evet, 10, 11 ve 12 gelecek. Şimdi B düğmesine bastık ve geri sayım başladı. 12, 11, 10 şeklinde geriye doğru sayım gerçekleştiriyor. Şimdi bunu farklı şekillerde test edebilirsiniz. Bunun mesela bir daha kopyasını çıkartalım. Onu da şöyle alalım. Şuraya aldık. Bu da AB düğmesiyle çalışsın. Burada da şunu yapalım. Başlangıçta şöyle matematik bloklarından bakalım bunda ne yapıyor? Başlangıçtan bitişe doğru gitsin. Bunu test edebilirsiniz. Farklı sayma şekillerini oluşturabilirsiniz. Bakın şu an eksi değer verdi. Eksi 12, eksi 11 şeklinde.
gördüğünüz gibi. Peki bunu biz artı yaparsak, şöyle bir durdurayım bunu. Şurayı artı yaparsak, bir defa nasıl sayacak bir bakalım. Bakın 12'den başladı. İleri doğru sayım gerçekleştiriyor bu sefer de. Bir artarak sayma işlemi gerçekleştiriyor bu şekilde. Sizler de bunu bir deneyin. Örneğin sallandığında farklı bir sayma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.